Yeni bir vaka üzerine konuşacağız. Beys ağında bir takım sorunlar yaşandı. Tabii biliyorsunuz Katman 2 projeleri son zamanlarda aşırı derecede popüler. Ama bu popülariteye şöyle bir baktığımız zaman tabii ne kadar hakkı veriliyor, ne kadar hakkı verilemiyor. Bu da birazcık soru işareti. Önce Shibarium tabii piyasaya çıktı. Shibarium çıktıktan sonra anında bir tıkanıklık vakası vuku buldu. Öyle ki hani buradaki tıkanıklıktan bahsettiğimiz zaman aynı zamanda biliyorsunuz bir köprü vakası da ortaya çıktı gibi gibi olaylardan dolayı maalesef Şibarium'da sıkıntıların üst üste geldiğini değil mi? Görmüş olduk. Hem köprüde fonlar tıkalı kaldı. Aynı zamanda Şibarium ağının üzerinde hareket edilemez hale gelindi vesaire gibi pek çok etken karşımıza çıktı. Bu ortalama olarak düşündüğümüzde zannediyorum 2 hafta kadar yok 11 gün aynen 11 gün gibi bir süre Şibarium sıkıntısı devam etti. Sonunda poligon ekibinin de yardımlarıyla birlikte sıkıntı ve sorun çözülmüş oldu diyebiliriz. Benzer bir durum şu anda da Beysa üzerinde var. Hep söylüyorum yani Katman 2 projeleri gerçekten çok değerlenecektir. Bu sezon da değerlenecektir ve uzun vadede de gerçekten hakkını verebilenler daha da iyi noktalara yürüyeceklerdir. Ama bu noktada şu an için yeterli diyebileceğimiz bir durumun olmadığını görüyoruz maalesef. Hem Şibarium için hem de Base için konuştuğumuz zaman. Base ağındaki ilk kesinti yaşandı. Peki neler oldu diyor. Coinbase'in Ethereum Layer 2 çözümü olan Base ağında dün bir kesinti sorunu gerçekleşti. Saat 00:36'da blok üretiminde bir duraklama olduğu açıklanarak nedenin araştırıldığı bildirildi. Bu arada tabii Base ile biliyorsunuz Shibarium çıkmaya yakınken Kusama şöyle hafif bir şey başlattı. Nedir o? Ufaktan bir ortalık sıkıntıya gitti. Coinbase şey mi dedi? Ne demişti? Neydi o? Coinbase yazımı ya öyle bir şey isim taktı kendi katman ikilerini çıkarırken. Shibarium yazı diye zaten baştan belirtmişti biliyorsunuz ki. Shibarium ekibi. Siz de adınızı bizden çaldınız falan hususları ortaya çıktı. Bu da çok mantıklı bir tartışma değildi. İkisini kıyas ettiğimiz zaman spekülatif anlamda yani spekülatör bakımından şu an Shibarium ağı daha iyi duruyor. Yani üzerinden hareket etme anlamında ve spekülatör potansiyeli. Fakat TVL değerleri ve piyasadaki potansiyel bir kalıcılık üzerine konuştuğumuzda bunda Base ağı biraz daha iyi gözüküyor. Yani daha kısa vadede şeyi görebiliyoruz biz. Nedir o? Shibarium'u görebiliyoruz. Daha uzun vadede ise bunun aksine değil mi? Nedir? Base'i görebiliyoruz. Kullanıcılar işlem göndermesi konusunda sorunlar yaşayabilir. Yaklaşık 20 dakika sonra sorun tanımlandı ve hata düzeltmesi uygulanmaya başlandı. 13.09'da şunlar belirtildi. Bir düzeltme uyguladık ve blok üretiminin iyileşmeye başladığını görüyoruz. Ana ağ düzeltildi. Bu arada Shibarium'da yine aynı şekilde Base'de bunların yani her ikisi de birer şeydir tabii ki. Ethereum katmanıdır bunlar, tamam mı? Ancak diyor ana ağda uzak prosedür çağrıları ile ilgili süre gelen sorunlar vardı. Aynen Shibarium'u görmüş olduk burada. Sizin de gördüğünüz üzere yani bir Shibarium vakasıyla daha gördüğünüz gibi karşı karşıya kalmış olduk. İlk kesintiden 1,5 saat sonra ekip ağ sağlığının ve RPC API'lerinin kurtarıldığını doğruladık dedi. Birkaç saat sonra ekipten şu açıklama geldi. Bugün daha önce iç altyapımızın yenilenmeye ihtiyaç duymaması nedeniyle blok üretiminde gecikme yaşadık.
Sorun tanımlandı ve giderildi. Herhangi bir fon tehlikede değil. Bu kesinti. Temmuz 2023 ortasında başlatılan Base ana ağından yaşanan ilk kesinti oldu. Sorun diyor Layer 2 mu? Şimdi şöyle aslında tabii sorun Layer 2 demek çok mantıklı olmaz. Hani burada asıl sorun Layer 2'da falan tarzında. Bu şekilde değil tabii ki ama hala Layer 2'ların geliştirilmesi noktasında yeterli bir seviyeye gelinmediği de açık. Yani bu da bir gerçek. Teknik altyapı bakımından bir yeterlilik yok. Tabii bunların içlerinde bizim en iyisi diye adledebileceğimiz tabii poligon var. Poligonda nereye ne kadar yetişsin diye bir soru karşımıza çıkıyor. Poligon tabii görece şeyi destekliyor. Shibarium'u destekliyor. Yani Shibarium'la korelasyonlu bir şekilde ilerliyorlar. Zaten bir hard fork yapısı olduğu için beraberinde Vitalik Buterin'in de aslında her ikisini bir araya getiren ve birliktelik noktasında biraz daha destek veren bir yapısı olduğundan kaynaklı olarak ikisinin bir beraberliği söz konusu. Ama sorun Layer 2'lar değil tabii ki. Eğer bir yani Layer 2 gerçekten çok iyi bir Layer 2 vesaire nedir diye düşünüyorsanız poligondur. Diğerlerinin çok fazla uzun bir süre bu skalaya erişebilmesi çok zor olacaktır diyebilirim. Ama onların da tabii ki kendi projelerine yani Base'in Coinbase için ya da Shibarium'un Shiba projesi geneli için tabii ki farklı avantajları bulunmaktadır. Mesela şu anda Shibarium'u düşündüğümüzde çok korkunç yakımlar gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bu da farklı bir durumdur. Aynı şekilde yine düşündüğümüz zaman Shibarium'u mesela ekibin pazarlama stratejisi de çok iyi. Agresif bir şekilde sürekli farklı yerlere bunu pazarlamayı başarabildikleri için işte bundan kaynaklı olarak da muvaffak olabilme ihtimalleri de bir hayli yüksek olmuş oluyor. Bu şekilde bir durum var. Kripto analitik şirketi Collective Shift'in araştırma başkanı Williamson, Ethereum Layer 2 ağlarının kullanmanın Ethereum ana ağını kullanmakla aynı olmadığını belirtti ve daha fazla teste tabi tutulan ve daha az güven varsayımı içeren bir süreç olduğunu söyledi. Doğru. Evet. Bu kısım çok doğru. Base'in Solana gibi bir Ethereum katili olarak tanıtıldığına dikkat çekti. İlk kesintisine rağmen lansmandan bu yana Base'in büyümesi yine de etkileyici. Yani Base ile Solana aynı şey değil tabii ki. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.